Çok değerli bir konuğum var. Geçen yıllardan biliyorsunuz, esasında hep takip ediyorsunuz. Kitaplarını takip ediyorsunuz. Sevgili Aydın Arıtan şu anda canlı yayın konuğum. Holistik öğrenmeyi anlatacak, beyin tekniklerini anlatacak, ezberlemeden nasıl öğrenebiliriz onları anlatacak. Evet. Aydın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu sezon geç kaldık sizi ağırlamakta diye düşünüyorum. Sezon sonuna doğru hızlanacağız inşallah. Evet, değil mi? Kesinlikle böyle bu zamanlarda üst üste programlar yapacağız inşallah birlikte. İyisiniz. Çok iyiyiz. Yeni kitap var. Yeni kitabımız var. Holistik öğrenme. Evet. Şöyle gösterelim kitabımızda. Yeni kitap. Ne anlatıyor şimdi bu kitap bize? Burada tabii öğrenme ve holistik kelimelerinden bahsediyoruz. Genellikle insanlar öğrenme deyince biraz ürküyorlar. Diyorlar ki acaba bu öğrenme nedir, nasıl bir şeydir? Halbuki öğrenme dediğimiz şey beynimizin doğal bir fonksiyonu. Hı hı. Ve biz bütün hayatımız boyunca öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Mesela sizin de işte küçük çocuklarınız var. Mesela siz onlara bir sürü şey öğretiyorsunuz. İşte onları besliyorsunuz. Eve öğreniyorsun. Ne öğreniyorsun? Bir çocuk nasıl büyür? İşte nasıl konuşur? Ne yapar? Yani her an bir bilgi alımı ve bir bilgi verimi içindeyiz. Dolayısıyla öğrenmeyi böyle okullarda işte imtihana girerken gerekli olan bir öğe olarak görmemek lazım. Hayatımızın her anında ve her yerinde öğrenme bizle beraber var. Çok doğru. Öğreniyoruz sürekli. Yani düşünün, mesela yaşlı insanları düşünün. Onlar bile hani ömürlerinin sonuna gelmişler ama onlardan bile hep yüksek performans bekliyoruz. Akıllı olmaları lazım. İşte çocuklarına bilgiler, torunlarına bilgiler vermeleri lazım. Onlar o bilgileri veriyorlar ama torunlarından yeni döneme ait bir takım değişik bilgiler, yeni davranış şekilleri ve şeyler öğreniyorlar. Yani öğrenme bizim bütün hayatımızın içine doğumdan ölüme kadar yayılmış olan bir süreç. Hı hı. Yani bunu dediğim gibi sınavla, başarıyla eşleştirmemek lazım. Mesela şöyle düşünelim, eğer biz öğrenemiyor olsaydık sizle böyle karşı karşıya konuşamazdık. Bu televizyon yayını yapamazdık. Çok doğru. Yani hayatımızın hiçbir eylemini öğrenme olmadan gerçekleştirmemiz mümkün değil. Mümkün değil, doğru. Şimdi burada bir de holistik kavramı var. Aha, holistik kavramı var. O da bakıyorum son zamanlarda insanlar biraz alıştılar ama ondan da ürkenler var. Canım bu nedir diyorlar. Hatta geçenlerde bir arkadaşım ya bu spastik gibi falan bir şey mi dedi, hani holistik. Tabii onlar da haklı. Yani onu ben bir marka olarak kullanıyorum. Hı hı. Ama bunun basit tanımı bütünsel demek. Ama ben yine holistik bütünsel anlamında kullanılıyor. Bütünsel anlamda kullanılıyor. Ben şimdi yine dayanamıyorum orada. Çünkü bu işin teorisini de ben hazırladığım için sadece bütünsel demek holistiği tam karşılamıyor. Holistiğin içinde başka bir şey var. Geçen programlarımızda hep anlatıyorduk, yani kainattaki o birlikten, bütünlükten, hepimizin ve bütün birimlerin arasında var olan bir enerji akışı var. Enerji evet, bağları evrene var. Evrene gönderdiğimiz enerjilerin bize nasıl geri döndüğünü anlatmıştık. Birbirimize karşı da öyle. Birbirimize karşı da. Bırakın onu, yani bizim şu anda ürettiğimiz düşünce enerjileri buradaki masaya, işte çaya, suya, hepsine yansıyor. Yansıyor. Yani hatta şimdi o detayına girmiyoruz. Öyle teknikler var ki mesela kaç bin sene önceki bir eşyayı tutuyor kimi özellikli insanlar var. Ve orada yerleşmiş olan frekanslardan o taşı işte ya da eşyayı kimin kullandığını, onun hayatıyla ilgili bilgileri dahi söyleyebiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla holistik bütün birimler arasında bir ilişki ve iletişim olduğunu ortaya koyuyor. Ne oluyor? Her küçük birim, yani bir yazıdaki bir virgül ya da bizim şurada konuşmamızda işte bir ya da kelimesi bütün sistemin üzerinde bir etki yaratıyor. Yani en küçük bir birim bile kainatta önemli, değerli ve bir değişim yaratma gücüne sahip. Şimdi bu yüksek bir idrak işte. Holistik bunun idrak edilmesi. Çünkü bunu idrak ettiğimiz zaman hem kendimize hem birbirimize hem de evrene karşı çok daha farklı gözlerle bakıyoruz. Hı hı. Her birinin, her bir canlının ya da cansızın, var olan her şeyin değerli olduğunu hissediyoruz. Ve ona saygı duyuyoruz. Daha bunu çok anlatabilirim ama Özetle evet, holistikte bu. Holistik bu. Tabii bütün bu öğrenme ve hayat fonksiyonlarımızı idame ettirdiğimiz ve kullandığımız bir organımız var. Öğrenciler için de ama çok önemli yani şu sınav yani zamanları, özellikle geçen hafta sınav vardı, yine sınav olacak. Tabii. Yani öğrenmeyi kolaylaştırmak, bundan faydalanmak gerekiyor bence. Bunun da işte ilk yolunu bu programda biraz işleyeceğiz. Çünkü bu dediğimiz gibi bir süreç. Önce bütün bunların temelinde yatan bir organımız var, beynimiz var. Hı hı. Beynimizi tanımamız lazım. Beynimizin nasıl fonksiyon gösterdiğini, nasıl düşünüp anladığını öğrenmemiz lazım. Ondan sonra öğrenmede kolaylığı ve başarıyı elde edebiliriz. Hı hı. Mesela şimdi burada aklıma bir soru geliyor. Size bir şey sorayım, seyircilerimize soralım. Ya cep telefonunuz var muhakkak, değil mi? Tabii. Peki. Cep telefonunuzu ilk defa aldığınızda bir kutu içinde alıyorsunuz. Kutuda ne çıkıyor? İşte telefon çıkıyor. İşte öğrenme kılavuzu, kullanma kılavuzu. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Ne yapıyoruz bu kullanma kılavuzunu? Alıp okuyoruz. Niye okuyoruz? Telefonumuzdan en yüksek verimi elde edebilmek için. Yani onun hangi özellikleri var? Nerelerde nasıl kullanırım bunu öğrenmek için öğrenme kılavuzunu okuyoruz. Hı hı. Şimdi kullandığımız aletlerin içine böyle öğrenme kılavuzu koyuyoruz da beynimizle ilgili hiçbir öğrenme kılavuzu siz gördünüz mü? Yok. Yok. Niye yok? Bu kılavuzu. Evet, niye yok? Niye yok? Çünkü siz yapmışsınız işte. Evet, göstereceğim. Çünkü bu doğal ya. Yani herkes bir biçimde işte düşünüyor, öğreniyor ve hayatını devam ettiriyor. Zannediyor ki beyin bu kadar, işte yani düşünmede böyle oluyor. Halbuki işte uzmanların açıkladıklarına göre biz beynimizin %2'sini, %3'ünü falan kullanabiliyoruz. Yani düşünün 100 birimlik bir şeyin 2-3 bir bilemediniz 7'sini kullanıyor. O kadar güçlü bir şey ki. Şimdi düşünün. Ama biz kullanamıyoruz. Çünkü nasıl kullanacağımızı bize anlatan bir bilgi yok. İşte biz şimdi bunları yani holistik derken işte beynin, hı hı, bütününü, tabii %100'ünü mümkün değil ama tabii, olabildiğince daha fazlasını hayatın içine çekersek hem öğrenmeyi kolaylaştırırız hem de hayatımız daha mutlu ve daha başarılı bir hal alır. Hani hep deriz ya yani iki insan arasındaki iletişim nasıl gerçekleşir? Beyin frekansları arasındaki uyumdan, hani işte uyuştuk, iyi anlaştık deriz. O zaman beynimizi iyi tanırsak kendimizi iyi tanırız. Sizi, karşımızdaki kişiyi iyi tanırız. Daha iyi iletişim kurarız. Daha başarılı ve daha mutlu oluruz. Peki nasıl böyle kolay öğreneceğiz? Beynimizi nasıl kullanacağız bu anlamda? Şimdi isterseniz bizim şekillerimize başvurarak... Ben şöyle, bayılıyorum onlara. Şöyle çok biraz, güzel açıklayıcı bir anlatım oluyor. Evet, birazcık yol alalım. Tamam. Şimdi tabii stilize olarak biz bunları hazırladık. Hı hı. Burada işte beynimizi görüyoruz. Hı hı. Ve beynimizin iki ayrı bölümü ortaya çıkıyor. Son zamanlarda bu sağ beyin, sol beyin konuları da epey gündeme geldi. Çok doğru. Onunla ilgili şöyle ben diğer resmi göstereyim. Bunun üzerinde biraz konuşalım. Hı hı. Bizim sol beyin olarak adlandırdığımız beynimiz işte dijital beyin de diyebiliyoruz buna. Daha çok kelimeleri, rakamları analiz etmeyi kullanıyor. Yani bir bilgiyi aldığı zaman onu bir analitik forma sokuyor ve o şekilde biz onu işlemeye başlıyoruz. Sol beyin ağırlıklı kişiler genellikle bilim insanları oluyor. Yine bu gibi insanlar biraz akla, mantığa, düzene çok önem veriyorlar. Hatta zaman zaman işte biraz kuru ya da katı gibi de gözükebiliyorlar. Hı hı. İşte buradaki özellikleri sözcükler, sayılar, akılcı ve mantıklı olmak diye anlatıyoruz. Sağ beynimiz ise daha çok duygularla alakalı. İşte renkler, sesler, müzik, daha bütün bir hayat anlayışı beynimizin sağ tarafından kontrol ediliyor. Şimdi tabii ki hiçbir insan tamamen sol ya da tamamen sağ beyin ağırlıklı olamıyor. Böyle de olmaması lazım. Peki diye bir şey var mı? İşte bu solak olanlar sol beynini daha iyi kullanıyor gibi bir şey konuşulur hep, halk arasında vardır ya öyle bir şey, var mı böyle bir şey? Tabii şimdi beynimizin ters lobları bizim, yani sağ elimizi sol lob, sol elimizi sağ lob yönetir. Dolayısıyla demek ki solaklar sağ beyin ağırlıklı oluyorlar. Yani daha bir yaratıcı, daha bir duygusal olabiliyorlar demek ki. Çünkü sağ beyin onu bize gösteriyor. Yani işte sanat yetenekleri, müzik, resim, bu gibi alanlarda önem taşıyor. Dediğimiz gibi insanlar tabii bunu karışık olarak kullanıyorlar. Öyle de olması lazım. Şimdi biraz sonra onu da anlatacağız. Çünkü sadece mesela sağ beyin ağırlıklı olan kimseler, işte genellikle hani bayanlar biraz daha duygusal olurlar ya. Hani sağ beyinleri daha çok çalışıyor diye düşünürüz. Hayata çok bu sefer duygusal olarak bakıyorlar. Evet, yaratıcı olmada o beynin bir fonksiyonu ama çok oraya ağırlık verirseniz, nitekim şimdi biraz sonra sol beyin ağırlıklı bir iki resim göstereceğim. Bu sefer böyle fazla dahi oluyorsunuz. Biraz böyle hani tırnak içinde uçuyorsunuz filan. Şimdi işte beynimizin bu iki tarafını da birbiriyle orantılı olarak kullanmak lazım. Onu kullanabilmek için de beynimizde bir corpus callosum dediğimiz iki yarım küreyi birleştiren bir köprü var. Onu da anlatacağız. Şimdi dedik ki bilim adamları çıkıyor. Mesela, küçük bir ara mı verelim? Aradan sonra buradan tam kaldığımız yerden devam edelim. Ekran başındaki izleyicilerimiz... Araya mı geldik? Evet, araya geldik. Daha başlamadık konuya. Evet, küçük bir ara var. Aradan sonra tam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Einstein'ı göstermeye devam edeceğiz. Einstein'dan devam edeceğiz oradan. Küçücük bir ara, hiçbir yere ayrılmayın hanımlar. Hemen geliyoruz. Küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz. Reklam arasında da biz full devam ettik. Bütün ekip geldi. Herkes beynini kontrol ediyor. Gözümüzü kapatmalar, açmalar. Evet. Einstein'da kalmıştık. Dedik oradan ki devam edelim. Sol beynini iyi çalıştıran insanlardan daha çok bilim insanları çıkar. Kim olabilir bu? Mesela Albert Einstein, yani dünya çapında bir bilim adamı. Peki dedik ki bir de sağ tarafı çok iyi çalışanlar sanatçı olurlar. Hatta biraz da böyle uçuk kaçık da olabilirler. Buna da yine dünyadan çok büyük bir örnek veriyoruz. Bu da Salvador Dali. Evet. Peki şimdi sağ beynini iyi çalıştıran var, sol beynini iyi çalıştıran var. Bunların bir bütün olarak çalışması halinde, yani şu beyin köprüsünün de doğru kurulması halinde ne olur? Çok daha üstün insanlar. İkisinin bir arada muhteşem olur. Muhteşem olur. Peki bunlardan bizim çok iyi tanıdığımız bir kimse kim olabilir? Tabii Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, kesinlikle. Evet. Çünkü hem sol beynini çok iyi kullanıyor, savaşları yönetiyor, onları analiz ediyor, orada planlar kuruyor. Ve onları kazanıyor. Ama aynı anda da bir ülkenin geleceğini tasarımlıyor, o vizyonu ve o hayali kurabiliyor. Kesinlikle. Tabii bu da bizim ülkemizde böyle bir lider olduğu için de çok mutluyuz. Çok mutluyuz, aynen öyle. Şimdi sağ ve sol beynimizi, işte ne olduğunu, onları nasıl kullanacağımızı gördük bunlarla. Yani normal bir insan sağ ve sol beynini kullanmayı öğrenirse ikisini bir arada kullanabilip mucizeler yaratabilir mi? Yaratabilir. Ama burada, bilinçli bir şekilde. İşte tam altını şimdi çizdiniz. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani bunları bizim anlatmamız şu amacı taşıyor. Bir kere hani bir farkına varıyorsunuz. Yani bu işte kafamızın içinde duran o işte 1,5 kiloluk bir et yığını gibi bir şey, böyle cevize benziyor. Ama onun içinde 10 milyar sinir hücresi, nöron olduğu söyleniyor ve onların birbirleriyle bağlantıları işte 400 bin kilometre. Yani bizim beynimizin içinde dünyadan Ay'a kadar gidebilecek sinirsel bağlantı var. Evet. Bu derece girift bir organ. Ama demin söylediğimiz gibi biz bunu yani doğal olarak böyle çok önem vermeden işte dümdüz yaşıyoruz. İşte biz onun şimdi nasıl çalıştığını fark edersek, bilinçli olarak yaklaşırsak onun potansiyelini kullanabiliriz. Çok yukarılara çekmemiz mümkün. İşte onun için işte öğrenmede başarı filan hep bunun sonucu. Ama önce bileceğiz. Bu nasıl? Önce bileceğiz. Bilmeden olmuyor bu. İsterseniz burada şöyle bir hoş bir test yapalım. Seyircilerimiz de bahsettiniz, evet. Kağıt kalemleri varsa eğer, evet, not kağıt alabilirler. Kalemler hazırdır onlarda daima beni izlerken zaten. Hazırdır beni izlerken. Bazı sorular soracağız. O sorulara cevaplar verecekler. 8 tane sorumuz var. Onun sonunda sağ beyin mi yoksa sol beyin mi ağırlıklı bir düşünce yapıları ve beyin kurguları olduğunu anlayabilecekler. Basit hazır mı test. Kağıt kalemler? Evet hanımlar beyler, ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz kağıt kalemler hazırsa muhteşem bir test yapacak şimdi Aydın Bey. Evet, ben de yapayım mı bu testi tabii, bu arada? Tabii beraber yapalım. Beraber yapalım. Hatta siz isterseniz oradan okuyarak yaparsanız. Hı. Yani... Okuldayken hangi derslerde daha başarılı olurdunuz? Evet. Benim için sözel dersler. O zaman siz B'yi işaretleyeceksiniz. Biri B işaretliyoruz. Tamam. Evet. Herkes işaretledi mi? Okuldayken hangi derslerde daha başarılı olurdunuz? Sayısal dersler mi? Sözel dersler mi? Sözel dersler benim için. Yani sosyal dersler. Hı. Ne tür bir spor dalını tercih ederdiniz? Ferdi sporlar mı? Takım sporları mı? Galiba ferdi sporlar. Yani? A. Hı. Gördüğünüz rüyaları uyandıktan sonra net olarak hatırlar mısınız? Genellikle. Üçüncü yine A oldu. Konuşurken nasıl davranırsınız? Çok mimik ve çok hareketle mi? Çok az mimik ve çok az hareketle mi davranırsınız konuşurken? Yani... Bilmem sizce? Siz daha sakinsiniz böyle çok elinizi kolunuzu hani hareket ettirmeden. Hani böyle çok bir şeyler yok değil mi bende? Hayır. B o zaman. Evet. 4B. Gelelim diğerlerine. Diğerlerine geliyoruz. Ellerinizi birleştirin, sağ baş parmağınıza bakın. Evet. Birleştirdim. Hangisi üstte sizin? Sol. O zaman sizinki sağ baş parmağımız altta oluyor. Altta B oluyor. Aha. Evet, bunu herkes anladı mı? Elinizi bu şekilde birleştirin. Üstte sağ baş parmak mı? Sol baş parmak mı? Benim sol gördüğünüz gibi. Sizinki hangisi? Üstte ise A işaretleyeceğiz. Altta ise B işaretleyeceğiz. 5. sorunun cevabı. 6. soruya geçiyoruz. Saate bakmadan şu an içinde bulunduğunuz zamanı tahmin etmeye çalışın. Tahmininizdeki sapma 10 dakikadan fazla mı? 10 dakikadan az mı? Yani saat şimdi sizce kaç? Herhalde 11:40 gibi. Bir bakın saatinize. Saate bakalım. Benim saatim durmuş mu acaba? Saat kaç? Kaç? 25. Yani bir saat geri olduğu için. 11:25. O zaman 10 dakikadan fazla sapma var. Yani A. 6A. Peki 7'ye geçtik. Siz daha çok insanların nelerini hatırlarsınız? Yüzlerini mi, isimlerini mi? İkisini de hatırlarım ama. Birini ağırlıklı düşünün. Birini ağırlıklı düşünelim. Yani isimlerde zorlandığınız olur mu? Çok değil. O zaman isimleri mi diyelim? İsimleri diyebiliriz. Tamam. 8. Elinize bir kalem alın. Düz bir kenara doğru tutarak sol gözünüzü kapatın. Evet, bir deneyelim isterseniz. Kalemin yeri değişti mi? Evet. Bunu ben evde yaparım esasında. Kalemle değil de başka şeylerle çok yaparım. Deneyelim mi? Kalemi şöyle mi koyayım? Yani böyle bir duvar kenarı falan gibi böyle bir kenarı esas alırsak... Şimdi kapattı yani o... şu an çok fark ediyor mesela. Değil mi? Çok fark ediyor. Şimdi sağ tarafınıza kalemi koyun. Bu şekilde benim tuttuğum gibi. Yani size normalde düz baktığımda kalemi görebiliyorum esasında. Orada olduğunu hissedebiliyorum. Şimdi tek gözümüzü kapatalım. Evet, kalemi net bir şekilde görüyorum. Şimdi diğer gözümüzü kapatalım. Çok daha az ucunu görüyorum. Yani farklı şekillerde demek görüyorum. Demek ki yer değiştirdi kalem sizin için. Değiştirdi. Peki hangi gözünüzü açıp kapattığınızda yer değiştirdi? Ona bakacağız. Ona bakalım. Hangi gözümüzü kapattığında yer değiştirdi? Yani önce sağ gözümüzü mü kapatıyoruz? Evet. Sol gözümü kapatınca yer değiştirdi. O zaman sizinki hangisine giriyor? A. Şimdi, değişik çıktı benim galiba. Vallahi bir toplayın bakalım. Evet, toplayalım. A ve B hangisi çok değil mi? Şimdi evet, onu topluyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tane A, siz 4 tane B. Nasıl çok güzel oluyor? Siz demek ki siz beyninizi dengeli kullanıyorsunuz. Dengeli mi kullanıyorum? Evet. Yani A çok çıkanlar sağ beyin ağırlıklı, yani işte duygularla davranıyorlar. B çok çıkanlarsa mantıklı ve analitik düşünüyorlar. Ama tabi burada ideal olan ikisini dengeli kullanabilmek. Yani sizinki denk çıktı. Bu güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Güzel bir şey. O zaman yani siz hayatınızda daha dengeli davranıyorsunuz. Gerektiği zaman duygusal, gerektiği zaman mantıklı olabiliyorsunuz. Hı hı. Bu hoş bir şey yani. Çünkü öbür türlü çok böyle tek düze olduğunuz zaman ya çok katı oluyorsunuz ya çok duygusal oluyorsunuz. Doğru iletişim kuramıyorsunuz. İlişkileriniz daha çok bozuluyor. Hızla başka bir konuya geçelim mi? Geçelim çünkü lütfen. Daha çok anlatacağımız şeyler var. Geçelim hemen. Şimdi tekrar çok da şekil gösteriyor, bilmiyorum iyi oluyor mu yoksa bence böyle... çok iyi oluyor. Evet, ekran başındaki izleyicilerimiz daha net anlıyorlar. Şimdi burada bir dünya yeşil elma. Şöyle, şimdi bu sol beynimiz, ne dedik? Burası dijital çalışır. Analitikte işte rakamlar, harfler, bunlarla çalışıyor. Sağ tarafta ise işte hayaller, resimler, duygular yer alıyor. Şimdi iki taraf bu şekilde konumlanmış pozisyonda. Diyelim ki elma diye bir sözcük duyuyoruz. Elma diye bir sözcük düşünüyoruz ya da duyuyoruz. Hı hı. Şimdi ne oluyor? Beynimizin bu tarafı bu harfleri mantıklı bir şekilde, çünkü diyoruz ya bu tarafta mantık, akıl var. Mantıklı bir şekilde yan yana diziyor. Ama bir karar veremiyor. Çünkü bunu sağ tarafa sormak ve oradan da onay almak zorunda. Diyor ki elma nedir? Hı hı. Her zaman sağ tarafa soruyor. İşte karşılıklı haberleşmeden bir şey yapmıyorlar. Buradaki görüntülerin arasında bir arayışa geçiyor. Tabii bunlar saniyede 300.000 kilometre hızla, yani inanılmaz bir hızla, ışık hızıyla gerçekleştiriyor. Biz tırırt diye konuşup geçiyor. Aslında süreç böyle çalışıyor. Burada evet diyor bir ya demek ki bu kişi yeşil elmayı seviyormuş. Yani kırmızı elma da çıkabilirdi. Çünkü belirlememişiz yeşil ya da kırmızı. Elma değil, yeşil elma geliyor onlar. Ama onun kafasında yeşil elma. Evet. Bu ikisi ne oluyor? Eşleşiyor. Diyor ki evet elma budur diyor ve bunu doğruluyor. Bunun sonucunda neyle karşılaşıyoruz? İşte bu iki yarım küreyi birleştiren corpus callosum dediğimiz o ara köprü karar veriyor. Diyor ki evet ben elmayı anladım, elma budur diyor ve biz anlıyoruz, anladım diyoruz. Ha elma, evet elma, çünkü oradan doğrulama geldi. Doğruluyor. Elma, doğruluyor yani bu taraf kelimelerle, bu taraf resimlerle çalışıyor. Evet. Tabii tersi de olabilir, yani bir resim gördüğümüz zaman bu sefer... sağ taraf sol tarafa soruyor bu resim nedir diye. Bu sefer o da orada kelimelerle onu karşılıyor. Yani sürekli ikisi arasında bir iletişim var. Bunu da kontrol eden bu corpus callosum dediğimiz o ara köprü. Mesela bazı durumlarda bu köprü ortadan kesildiği zaman insan koordinasyon kuramaz oluyor. Hı hı. Yani tek başına burası çok verimli de çalışsa, eğer bu karşılıklı iletişim sağlanamazsa koordinasyon kuramıyor ve başarılı olamıyor. Peki biz şimdi elmanın ne olduğunu anladık. Varsayalım ki bir de başka bir kelime duyduk. Yolda gidiyoruz, yanımızda Çince konuşuyorlar. Shui diye bir şey. Şimdi bu Çince'de el demekmiş. Yani bizde. Ama bilmiyoruz. Şu an için. Şimdi sol taraf işini yapıyor. Bunları mantıklı bir şekilde yan yana diziyor. Duyuyor shui diye, shui'yi böyle diziyor. Hı hı. Ne yapıyor? Bunun ne olduğunu anlamak için bu tarafa soruyor. Nedir bu diyor. Biliyor musun? Biliyor musun? Ne diyor bu? Şimdi. Vallahi çok güzel resimler. Çok açıklayıcı. Evet. Bu taraf düşünüyor, düşünüyor. Yani arşivi, hani biraz tabii komik anlatıyoruz. Yani arşivi karıştırıyor. Bununla eşleşen bir görüntü yok, bulamıyor. Bilmiyor. Cevap veriyor. Bilmiyorum arkadaş. Görüntü yok bende. Görüntü yok diyor. Ses var, görüntü yok deriz ya. Evet. Peki ondan sonra ne oluyor? Düşünüyor. Nedir? Ne olduğunu düşünüyor ve bu ortadaki corpus callosum dediğimiz bölge bir karar veriyor. Diyor ki ben bunun ne olduğunu anlamadım diyor. İşte bu kadar basit. Yani anladım ve anlamadım dediğimiz olaylar bu şekilde basit çalışıyor. Hı hı. Ama tabii bu inanılmaz bir hızla gerçekleştiği için ışık hızı. Işık hızıyla biz normal hayatımızı devam ettiriyoruz ve bizi ve çok karmaşık gibi geliyor. Ne fırtınalar kopuyor burada ama biz de anlamıyoruz. Farkında değiliz. Değiliz. Yani aslında bir sürü böyle süreç, tabi çok basit. Düşünün, bir felsefi metin okuyorsunuz. İşte biz holistik bir şeyler anlatıyoruz filan. Orada neler oluyor böyle? Ne fırtınalar. Peki nasıl hızlandıracağız? Yani bu ikisini biraz önce yaptığınız testte ikisini hem ortak kullanıp şöyle, hem de çok, daha öğrenmeyi ezberlemeden mesela nasıl işte, hızlandırabiliriz? Çok güzel bir yere geldi. Hakikaten çok güzel özetliyorsunuz. Tebrik ederim. Şimdi teşekkür bu anlattığımız yani başka testler de var ama şimdi önce burayı bir toparlayalım. Evet. Yani burada biz beynimiz nasıl çalışıyor, nasıl fonksiyon görüyor bunu basit bir şekilde anlıyoruz. Şimdi buradan ne çıkıyor? Ha, demek ki biz bir şeyi öğrenmek istiyorsak şimdi bizde genellikle şöyle söyleyelim, öğrenme işlemi sol beyin ağırlıklı gider. İşte anlatır, şunu şöyledir, bu böyledir işte, ya da matematik ax üzeri 7 5 kare şöyle, ya da işte formül veya ne bileyim işte Pasarofça anlaşmasının maddeleri. Şimdi böyle sol beyine devamlı bir şey zorluyor, dayatıyoruz oraya. Sen bunu öğren, sen bunu öğren. Onun için bir daha okuyoruz, bir daha okuyoruz, bir daha zorlanıyor. Evet. Eğer biz onun karşısına beynin bu tarafını da fonksiyon görür hale getirebilirsek, yani o anlattıklarımızı görsel olarak tasarımlayabileceği formatta onun önüne koyarsak, hı hı, o zaman ikisi arasında demin gördüğümüz eşleşme sağlanır ve o eşleşme sağlandığı zaman da biz çok daha rahat anlarız. Şu noktaya da işaret etmek istiyorum. Şimdi bizim öğrenmeye ve eğitime olan bakışımız, hani biraz da sınavlar, eğitime çok ufak oraya da değinelim. Hep sol beyin ağırlıklı. Yani dünya genelinde de bu böyle. Bizde de ağırlıklı olarak. Sol beyin, ezberleme, tekrar yazma filan. Gerçi son dönemlerde biraz sağ beyine de ağırlık verilen çalışmalar başladı ama hala sol beyin ağırlıklı gidiyor. Ve ne oluyor bunun sonucunda? Beyine baskı kuruyoruz. Evet. Öğrenmesi için onun üzerinde bir baskı kuruyoruz. Halbuki işte benim bu kitapta holistik öğrenmede uzun uzun anlattığım gibi öğrenme dediğimiz olay bilgiyle beyin arasındaki bir dostluk ilişkisi. Eğer biz beynimizin nasıl çalıştığını bilirsek ve ona bilgileri onun istediği şekilde, onun çalıştığı tekniğe uygun olarak aktarırsak, beyin bundan ne olur? Mutlu olur. Çünkü o ona dosttur, tanıdıktır. Ve o zaman direnç göstermez. Öğrenememe dediğimiz şey ise beynin direnç göstermesi. Şimdi bir şey hayatımızda bilir. Şimdi bir şey zorladığın zaman karşına ne olur? Direnç doğar. Bu direnç çeşitli şekillerde olabilir. Yani işte gayret eder, aklına girmez ya da kayıtsız kalır. İlgi, yani onlar da bir dirençtir aslında mesela. Çocuğa ders çalış dersin, gider başka iş yapar. Aslında o direniyor orada. Direniyor. Başka türlü gösteriyor işte. Lakayt kalıyor, ilgilenmiyor. Yani bilgi ve öğrenme aslında çok kolay gerçekleşir. Beynin çalışmasına uygun olarak formatlanması ve düzenlenmesi gerekiyor. Yani bundan küçük çocukların da, öğrencilerin de yararlanmasında çok fayda görüyorum şu anda ben anlattıklarınızdan. Tabii burada şimdi ikili, ailelerin biraz ikili bir şey, bir durum söz konusu. Şimdi burada bir bilgileri sunanlar var. Tamam. Yine reklama girmemiz gerekiyor. Sonra fırsatımız kalmayacak herhalde. Çok az. Ama bir cümleyle tamamlayacağız. Bir cümleyle bunu şey yapalım. Tamam, yani bence de evet, havada bırakmayacağız tabii ki. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Aradan sonra beraberiz. Tamam. Bekleyin, geliyoruz. Küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz. Şimdi tabii biraz önce Aydın Bey bir test yaptı. A çıkanlar, B çıkanlar ne oldu diye mailler geldi, telefonlar geldi. A çıkanlar? A çıkanlar, A ağırlıklı olanlar sağ beyinlerini kullanıyorlar. Yani duygusal ağırlıklılar. Sol beyinliler, B çıkanlar ise sol beyinlerini kullanıyorlar. Daha mantıklı, akılcı ve düzenci bir yaklaşıma sahipler. Benim gibi eşit çıkarsa A, B? Eşit çıkarsa beynin iki tarafını da eşit ağırlıklı kullanabiliyor demektir. Ama bunlardan hangisi makbul, hangisi makbul diye bakmamak lazım. Hı hı. Burada biz kendi yapımızı ve ne tür algıya daha yatkın olduğumuzu bir test ediyoruz. Dediğimiz gibi bu bir farkındalık süreci. Gelecek programda devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet, önümüzdeki hafta tekrar sizi ağırlayacağız. Bir dahaki hafta hemen bir gün kararlaştıralım. Ekran başındaki izleyicilerimizden de büyük talep oluyor. Siz ne zaman gelseniz. Aydın Bey, çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler için, harika açıklayıcı anlattınız. Holistik öğrenme, Aydın Arıtan. Hemen kitabımızı da tekrar gösteriyorum. Hemen okumaya başlayacağım. Hızlı ekspres okumada çok hoşuma gidiyor bu arada. Ekspres okuma yine var. Evet, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, yarın canlı tekrar beraberiz. Maxi Plus'la tek seansta bütün vücudunuzu şekle sokmak inanın mümkün. Rahatlamanızı da garanti veriyorum kesinlikle. Bugün sırtlarda bir rahatladı. Yarın tekrar canlı beraberiz. Hayatınızdan lezzet, sevgi, pozitif enerji, güzellikler eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın.